Son bölüme gelmiş bulunuyoruz. Tabii bir dakikalı süre kısıtlaması yok ama son bölümdeyiz. Şimdi ben istirham ediyorum. Biraz daha bitirmeye yönelik noktalamayı hazırlayacak tavır içinde sorularda, cevaplarda. Ve siz devam ediyorsunuz. Sizin hep kesildi. Çok kesildi hocam. Evet, bitireceğim buyurun, ben bunları. Buyurun ama biraz şimdi, süratli. Sayın Erbek, sizin kitabınızdan söylüyorum. Diyorsunuz ki Mevlana Halit Bağdadi Hazreti Hızır'dan gidip ölümsüzlüğün sırrını alıyor. Bu nasıl oluyor? Kitabınızdan hocam, okuyayım ben bunu. Hocam, benim yaşamadığım, şahit gösteremeyeceğim zamanı bana... Yani siz burada dönesin. Sadece olayı hikaye mi ediyorsunuz? Hocam, hayır, ben aldığımı. Veriyorsunuz. Yani size bir vasiyet bırakmış en büyük dedeniz 5 göbek önce. Bunu inkar mı edeceksiniz? Mezarı mı yıkacaksınız? Burayı geçelim. Böyle hayır, bu konudan çıkar. Hayır, çıkaralım bu konuyu. Bakın, ben bilmiyorum, görmedim. Hayır efendim, saçmalık bunlar. Hazır var. Saçma yani. Tabii. Ama okuyayım. Göre saçma. Aynen okuyayım efendim. Aynen okuyorum şimdi, bakınız. Bağdadi, Hazreti Hızır'dan zaman yolculuğunun ve kendi veliliğinden bir imtiyazla diri şehitler, yeşil sarıklılar olmanın da sırrını almıştı. Bu nedir hocam? Bu nedir? Bağdadi, Herberge, bu herhalde bir semtin ismi, Hazreti İdris'in ölümü tadıp ölmediği ve yüce bir makama alınmasının sırrını yaşadığını da söylemişti. Bu hesaba göre gerçekte vefat etmişti fakat zaman içinde zamanı ters akınca yeniden ölmemiş oluyordu. Bunun neresi bilimseldir? Bunun neresi Kur'an'la ilgili? Bunun neresi akılla ilgili? Hepsine yok canım, akıla da girmiyor ki. Nereden biliyoruz bunu aldığını? Kur'an yazmışsınız bunu buraya. Sonra bakın, bu Mevlana Halid-i Bağdadi ölümsüzlük sırrını alınca... Kur'an'da Hızır diye bir kelime yok. Hocam... Yok da bunu aldığını da nereden biliyoruz? Hocam, Hızır var, yeşil imanası. Hocam, Mevlana Halid-i Bağdadi bu sırrı alınca geliyor Osmanlı Rus Savaşı'na iştirak ediyor ve Rusları şeyde... Trakya'da durduran tamam. Kendisi. Dostum, benim sana vereceğim bir cevap yok. Ben bilmiyorum. Hayır, yazmışsınız. Ben beraber değildim. Napolyon, Bonaparte'la yemek yemedik beraber. Hayır, bunları ben mi uydurdum? Ben de uydurmadım. Ben mi uydurdum? Ben de uydurmadım. Kim yazdı bunları buraya? İmam-ı Gazali yazdı ya da biliyorsunuz. Hayır, kim yazdı kitapları bunları buraya? Hayır, bir fakat şey söylüyorum. Ters akması bir kere bilimsel değil, tümüyle bir çelişki. Sen zaman olarak geri gidiyorsun, babandan önce var oluyorsun, geliyorsun babandan önce var oluyorsun. Bakın, bir kere mantıksal çelişki zamanın ters olması. Tabii ki. İlim sadece eksik olunca mantıksal çelişki bilim doğar. Bilim kurgu kitaplarında kafamda geçer bu hikayeler. Bak, bilim kurgu yapacağım sana. Bir bilim adamın zamanın terse gideceğini Allah bilmez. Aşkına bırakalım da ben bir bilim kurgu yapacağım sana Kur'an'dan. Kehf suresinden, tamam mı? Hazreti Hızır gider bir gemiyi deler. Değil mi? Evet. Bir Hızır çocuğu değil. Öldürür. Peki. Hızır melek, değil o. Melek. Melek de değil. Hangi melek? Bilgili kul. Sakın Azrail deme. Sadece bilgili kul. Allah'ın kulu melek, melek dedi. Melek olma ihtimali büyük. Tabii melek olma melekler ihtimali çok. İkram edilmiş kullardır ama tabii. Bir dakika, o kadar kurnaz olmayalım. Görünür bir şey. Görünür bir şey. El ele yürünebilecek bir şey bu. Melek diyemezsin. Ya, Kur'an'ın ifadesi ortada. Abden min ibadina diyor. Kullarımızdan bir kul. Bir kulsa buna meleği sokarsan cin de sokulur. Elmalı'ya göre kul tabiri ruh ve ceset birliğindeki varlık için kullanılır. İbadul mukremun Kur'an-ı Kerim melekler için kullanır. Yani aynı ibad kelimesi, kul kelimesi bir saniye melekler için kullanır. Şimdi Allah'ım, Kur'an'da baktığımız vakit. Abid değil miyim? Dinle. Kur'an'a baktığımız vakit insanlar birisini öldüremez. Allah diyor ki kimseyi öldürmeyiniz. Bir insan olarak Haruk Maruk diye geldi. Bir dakika, o melek. Şimdi ben efendim dersen ki ben Allah'tan emir aldım bu çocuğu öldürüyorum diye. Sen bana göz yummazsın. Musa ona göz yummaz da öyle bir şey olmaz. Suçlu, katil olur. Bir insan kesinlikle hocam, Allah'ın koyduğu kurallara aykırı olmaz. Ancak melek... Hocam lafı boğulmuyorum. Ben devam ediyorum. Yani niye Musa orada onu seyretsin? Yani melek şimdi kim bilir? Melek olduğunu biliyor. Çünkü Allah'ın kulu olduğunu... O melek olduğu süre olunca... Ya o melek değil. Melek değil. Melek değil. Melek değil. Allah katından bilgilendirilmiş bir kul deniyor. Kul deniyor. Kul melek olmaz mı? Kur'an-ı Kerim'i inceledim. Kur'an'da kula kul deniyor, meleğe melek deniyor. Kul o. Yok, şimdi bir dakika. Hocam burada şimdi daha enteresan bir yere gidiyorum hocam. Şimdi bakın. Şimdi bakınız. Kur'an-ı Kerim'in özgün ifadesinin karşılığını koymakta ilahiyat terimleriyle tereddüde düşüyor. Bunlar müteşabih. Ben mesela derim ki inceleyin. Şimdi evet. Hans da tabii bir açıklama yapıyor. Evet. Onun peşine geliyorum hocam.
Ondan sonra bir duvarı onarıyor. Yani kendilerine biliyorsunuz. Onları biliyoruz, evet. Tamam. Neler yaptığını biliyoruz. Belki izleyicilerimiz bilmiyordur diye bir kısa geçiyor. Biliyoruz. Bir duvarı, bir duvarı onarıyor. Yıkılmak üzere olan bir duvarı. Yani ekmek, su falan vermemelerine rağmen onarıyor. Hazreti Musa da, işte o melek mi dediniz? Azrail Aleyhisselam mıydı adı? Ha. Azrail Aleyhisselam'a diyor ki, yani öyle diyelim, öyle diyelim. Diyor, bunları niye yaptın diyor. Mesela gemini niye batırdın vesaire. Bunları kendi reyimle yapmadım diyor. Sana bunların iç yüzünü anlatayım. 82. ayete kadar geliyorum. Sana bunların iç yüzünü anlatayım. O gemi batırmazsam zalim bir hükümdar gelip alacak. Yeni gemileri bakınız, topluyor, evet. Zamanda öne gidersiniz. Zalim bir hükümdar gemiyi alır götürür. Bir gemiyle bir savaş kazandırır. Allah korusun. Aleyhimize bir savaş. Geriye gelirsiniz, gemi batar, sığlığa çöker, götüremezsiniz. İki, ben bu çocuğu öldürmeseydim, sabi olarak öldürmeseydim, ben bu çocuğu öldürmeseydim, o büyüyor, zaman ileride, çocuğu açtı zaman. Yetişkin bir yaşa geliyor, şu kadar kişinin katil oluyor, anneyi babayı da dinden çıkarıyor. Halbuki onu öldürerek, zamana geri geldik. Zamanda geri geldik. Kesinlikle tabii sen fizik alim olduğun için ben seni saygıyla selamlıyorum. Bu günlük konuşmada bana kitaplarını da, getir. Günlük bana konuşmalarda da kullanıyoruz bunu. Ben buraya gelmeseydim seninle görüşmeyecektim. Bu demek değil ki zamanı geriye alma ihtimali var. Hiçbir alakası yok mantıklı. Şimdi. Yok bir dakika. Bir kere o çocuk zalim olmadı. Öyle bir zamanı geriye olması gibi. Bir ihtimal eğer yaşasaydı öyle olurdu. Eğer piyango oynasaydım kazanabilirdim. Eğer şuraya gitseydim şöyle olabilirdi. Bunu günlük şeyde yani Kur'an... Hocam peki ve sevgidiğer izleyiciler. Varsayıma dayanarak bir cana nasıl kıyabiliyor böyle Allah'ın kulu bir varlığı? Evet. Ancak melek olması şartıyla tebrik ediyoruz. Çünkü Azrail can alabilir. Melekler bizim gibi çeşitli şeylerle sorumlu değil. Yani bizim sahip olduğumuz... Çünkü varsayma yani Osmanlı Sarayı'nda bebeklerin bunlar ileride saltanatın başına dert açar diye tabii katledilmesi eleştiriliyor değil mi? Ya aynen bunun gibi. Ya bir sürü şeyhler maalesef bir sürü sahtekarlık yaparlar, insanlara zulmederler, kadınlara olup şeyler efendim bilmezsiniz siz. Hızır Aleyhisselam hikayesi var ya Musa anlamıyor. Çünkü Hızır böyle yapıyor böyle hepsinin bir hikmeti var. Sorma. Kendilerini oradaki insan yerine koyuyor. Bunu insanlaştırarak aslında her türlü melaneti mübahlaştırabiliyorlar. Tabii metafizik yani bütün buna yani görünmez yaratıklar gelsin. İnsan ve melek ayrımına baktığımız vakit aman bir insan gelmesin benim yanıma. Hepsi şey olsun. Metafizik olsun. Bu arkadaş da son derece radikal, pragmatist, fundamentalist vesaire vesaire. Ya bu felsefeye de uymuyor. Bir şey söylüyorum. Eğer o kişi bu kişinin büyüyüp de şu kadar kişiyi dinden çıkaracağını bilmese bunu sabiken öldürüp anne babasına yeni hayırlı bir evlat vermesini nasıl sağlardı? Bakın zaman ileri bilgi ayrı Allah'ın bilgisiyle. Peki şey bir ayet var mı yok mu? Dilersek kiminin ömrünü uzatıyoruz. Evet. Bir var mı yok mu? Hı-hı. Var mı itiraz olan? Yok. İki. Kimini zamanda ileri alıyor, kimini geri alıyoruz. Var mı yok mu? İftira mı bu Kur'an'a? Ben sana sorayım. Zaman kelimesini kullanıyorsun bir kere zaman Kur'an'da geçmiyor o kelime olarak. Ya zaman Arapçası nedir? Asır da var, dehir de var, zaman da var, el vakt var. Neyi soruyorsun? Asır nedir? Zamanı... Asır nedir? İkindi namazı mıdır? Dinle. Zamanın İkindi namazı mıdır? Belli bölümler vardır. Fakat İkindi zaman... namazı mıdır asır? Soyut olarak zamanın tarifini yapar mısın lütfen? Ben zaman üzerine bir 30-40 sayfa felsefi bir zamanı tarif et bize lütfen. Neyi ne? Zamanı tarif et. Başlamıştım ama zamanın tarifi olmaz nedir? Da olmaz da. Zamanı tarif edebilir misin? Zaman nedir? Sen işi bitiriyorsun. Bak aslında sevgili bak bir şey bir kelimeye senin, konuşuyoruz senin, tarifi yok. Senin aslında bir gün tamam mı? Benim orada oturup senin burada oturman gerekiyor bir gün başka bir zaman. İnşallah. Hatta zamanı tarif etmediniz. O gün dikkat et. Evet. Mümeyyiz ben olacağım. Peki. Aman dikkat et. Böyle tek başıma da kalmayacağım. İnşallah. Dikkat et. İnşallah. Dikkat et. Ona da dikkat et. Gelirim. Dikkat et derken pardon Allah sana hidayet buyursun. Hepimiz de buyursun. Aynı şekilde sana da. Allah seni hidayet bak, eylesin. Bir dakika. Hepimize dedim. Gayet. Sen aynı şekilde sana da diyorsun. Sataşıyorsun.
Bilakis sen evet, sen. Şimdi şey dövüşü bilhassa bana yani, değil mi? Evet, bilhassa bana. Neyse neyse. Ben Allah seni hidayete erdirdi. Ben cehenneme gideyim mi? Tapu burada. Hiç alakası. Cennet ben o iddiada bulunuyorum. Yok gidin. Ben söylediklerin... gidip bana müsaade. Ben cehenneme gidip sen de sabıkuna git. Söylediğinizin maalesef. Müterrabunlardan ol. Zamandan bahsediyorsun. Zamanı tarif et diye bir soru soruyorum. Kızıyorsun. Niye? Ne çünkü kızıyor? Bilmiyorsun. Ya ben şey... zamanı anlatıyorum. Adam diyor ki zamanı tarif edebilir melek de diyor. Ben baştan tıkalısın arkadaş. Burada bir kurma makinen var senin, böyle konuşuyorsun. Tefsirciler Hazreti Hızır yaşıyordu da Bedir Savaşı'nda peygamberimiz ya Rabbi bu Müslümanlar ölürse senin adını anan bulunmaz dediğinde niye savaşa girmedi diyorlar. Buyurun haklı evet. Olarak Kütüb-i Sitte'de izahat olarak veriyor bunu. Şimdi Sayın Ayvek ne geliyor Ali diye Bağdadi'nin zamanında. Kitabı. Sayın Ayvek gene bu Mevlana Halid-i Bağdadi'ye denedik bunu biz. Hocam çünkü... inan ki 3. bölümü şurada bitirmiş olacağız. Başlayacağız. Ben de ülkeye çekileceğim. Mevlana'dı Bağdat'ı. Hızır mısın? Zamanı tarif et dedisi. Onu ederim. Onu ederim. Onu ederim. Et. Dinliyorum. Onu ederim. Sen bitir sorularını. Evet. Yani bu şey Bağdat'ı geçin. Bakın şimdi ben onunla çağdaş değilim. Yaşamadım. Neye girdim? Burada en önemli hocam, noktaya yaşamadım. Gireceğim. Şimdi bu Mevlana Halid-i Bağdat'ı pardon. Ölümsüzlük sırrını alınca Ruslarla savaşıyor. Öldükten sonra bakın, Ruslarla savaşıyor. Bakın bütün Türkiye'ye esir aldınız. Goethe'nin diplomasına besmele yazıyor. Kimin umurunda? Yaşamış, yaşamış, ölmüş, Allah rahmet eylesin. Sizin kitabınızda yazmışsınız bunları. Ya tamam, kimin umurunda? Oraya bir zaman anlatalım isterseniz. Ya, izafi şeylere girip çok konuyu önemli. Uzatıp vakit kazanıyorsunuz. Yani bu Allah bitirelim, Allah. Soruları bitirelim. Gerçekten çok. Soruları tamam. Bitirelim. Siz bitirelim. Seçin, siz zamanı mı anlatsın? Bitirelim, sonunda anlatsın. Ben de iyi geceler diyeyim. İyi geceler diyeyim, sizi evet. Bekleyelim. Ben uyuyup şimdi, evet, bitirelim onu. Almanya'da demir yolunda çalışıyor insanları idare etmek için. Bir sürü şey. Şimdi en Almanya'da önemli mı? En önemli noktaya geliyorum öyle hocam. Bir şey yok orada. Şimdi bir de var bulurum. Yok dediğim Almanya şey yok. Yok orada. Şam var. Şam. Bir dakika hemen bulayım. Benim Şam ne fark eder canım? Yok, Almanya olması daha önemli canım. Şey. Bir dakika efendim. Şimdi hemen gurbetçilerin mekanı. Hocam, hanımefendi. Buyurun efendim. Ben her şeyden önce Hans Bey'le tartışacak beyler olduğunu zannetmiyorum bu üç beyin. Kusura bakmayın. Daha böyle Kur'an'ı yutmuş, örneğin sizin gibi olabilir, tartışacak tamam. insanlar burada olabilirdi. Ben bu beyleri kusura bakmayın Hans Bey'le tartışacak insanlar olarak görmüyorum. İkincisi Müslümanlığa yaraşır bir şekilde dostum dedi. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncüsü demin beyin sordu, ben soruya gene bir soruyla şey yapacağım. Bu meal, Türkçe'ye çevrilmiş meali okursanız sevaptır dediniz. Efendim, sade sevap değil. Esas Kur'an okumak odur. Tabii. Kur'an mesajdır, bakın. Hı hı. Ne demek? Anlayacaksınız. Kur'an buna tedebbür diyor. Tedebbür etmeyenlerden şikayetçi Kur'an. Kur'an'ın evet. okumasının zaten anlamı tedebbürdür. Evet. Ne demek? Anladığınız dilde okuyacaksınız. Evet. Ne kadarsa o kadar. Fakat benim anlayamadığım bir şey bu Kur'an'ı meale çeviren insanların kendinden bir şey katmadıklarından ben nasıl emin olabilirim? Çünkü Arapçayı bilmiyorum. Sizin için söylemiyorum bunu. Hayır, sizin için benim söylemiyorum. İçin de söyleyin. Benim dediğim yine değişmeyecek. Siz böyle bakarsanız dünyada 6,5 milyar insanın 6 milyar 300 küsür milyonu Kur'an'ı okuyamazlar. Tercüme edilemez Kur'an o zaman. Bu riski siz eğer sürekli öne sürerseniz lütfen yapmayın bunu. Bu Cenab-ı Hakk'ın insanlığa hitap eden mesajını, muhatabı insan olan mesajını, muhatabı sadece Arapça bilenler şekline getirmektir. Bu Kur'an'a ihanet olur. Siz buna alet olmayın. Kur'an tercüme edilecek. Tercüme edenler hata yapacak. Başkası gelip o hatayı düzeltecek. O da bir hata yapacak. Çünkü hiçbir tercüme Kur'an değildir. Kur'an peygamberimize vahyedildiği şekliyle Kur'an'dır. Öyle korunacak. Fakat tercüme edilerek, dünyanın bütün dillerine tercüme edilerek muhatabı olan insan tarafından okunması sağlanacak. Bunları niye birbirine katıyorsunuz? Yani 4 tane hata yapmışsa, 100 tane hata yapmışsa bir çevirmen, bir mealci, bir müfessir kimse.
Siz bu hatalar yapılabilir diye Kur'an mesajını hapsetme hakkını nereden buluyorsunuz kendinizde? Peki Arapça okurken hiç hata yapılmıyor mu? Allah bu hataları oturup hesap edip de size der mi ki benim gönderdiğim emirleri, yasakları, buyrukları öğrenmeyin? Böyle bir hata ihtimali oldu. O zaman bırakın, Türkiye'de çok iyi okuyan insanlar var. Kani Karaca, Tayyar Altıkulaç, Fevzi Mısır gibi çok iyi Kur'an okuyanlar okusunlar ve biz elimizi sürmeyelim. Böyle gelsin gitsin bu iş. Zaten asırlardır yapılan budur. Bu riski göze alacaksınız. Bu riski göze alacaksınız ve ilim hayatı devreye girdi mi bu risk azalacak. Ama siz inatla Kur'an'ı anlamamayı ilahlaştırırsanız, bunu din yaparsanız bundan kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ve Kur'an üfürük kitabı olmaya mahkum kalacaktır. İşte bunun faturasını insanlığın ödemesi mümkün değil. Teşekkür ederim. Evet. Ben yerini buldum hocam. Germen Zümre'nin diye orada namaz kıldıkları ve Mevlana Halidi Bağdadi isimli birinin dergahında bilim konulu saatler boyu zevkli söyleşmeler yaptıklarına tanık oluyordu. Germen Zümre diyor. Evet, Germen Zümre. Ama Bağdat'ta oluyor. Evet. Germen Zümre. Yani Almanlara hidayet vermek üzere bu dergaha gidip orada ders veriyor. Bilimsel dersler veriyor. Bu hangi tarihte oluyor Sayın Ayberk? Ben bilmiyorum. Kitabınızda yazmışsınız yani. Bilmiyorum. Hocam bir daha söyler misiniz? 60 milyonun önünde konuşuyorum. Gitmediğim, yaşamadığım dönemleri bana söylemeyin. Ama ben, sizin kitabınızdan söylüyorum efendim. Ya şimdi bana hocam, bakın ben bu gazetenin genel yayın müdürüyüm. Evet. Şu gazetenin. Evet. Şu gazetenin. Genel yayın müdürüyüm. Evet. Çok önemli. En büyük adamsınız. Evet. Şimdi bakın, ben bunu yazdımsa hocama tek tek şey ederim. Ama bu gazete 500 yıl önce varsa, evet, Takvim-i Vekayi gibiyse, bilmem ne gibiyse, ben ne yapayım şimdi? O zaman öyle yazın. Sayın Ayber, o zaman öyle yazın. Deyin ki ben böyle bir mektup vardı, onu aldım. Şöyle sor, sevgili dostum, şöyle sor bana. Şöyle sor. De ki, Menard-ı Bağdadi o kadar yıl önce bugün öğlen kafası neydi? Onu söyleyeyim bari. Efendim ben kitabınıza yazarım. Hocam yapamayacağım şey bunlar. Ben arkadaşlar iletişim kuramıyorum. Bunları yazıyor mu yine? Kitabı işte buradan okuyorum. Ya bu söylediklerini yazıyor mu burada? Buradan okuyorum. Bunlar işte mesuliyetini taşımıyor iddianın. Şimdi bakın, ona da geleceğim. Öyle bir iddia da var yani ayrıca. Ben yazmadım, yazdırıldım. Var ya edebiyatı, yok, o da var burada. Yazdırıldım yok. O da var, ben onu da bulacağım. Bende yok o. Hayır, ben bulacağım. Ben yazıyorum. Azık sakçılar da var. Bakın, ben burada konuşuyorum. Evet. Sevgili izleyicilerin önünde, dinleyicilerin önünde. Bunlar hepsi kitaptır. Toplarsanız bir banta kitap olur. Bana kim yazdırıyor hocam? Şu cin mi, bu cin mi? Kim yazdırıyor? Bilmiyorum. Şimdi gelelim en kronoloji noktaya beni hocam. Vakit şey abi. Ben bu cilin Allah sana verdi, size vermedim mi yoksa? Kısaltıyorum şimdi. Bakınız hocam. Diyor ki kitapta şimdi, onu da bakalım nereye bağlayacak Hans Bey. Allah nasıl ki doğu ve batının Rabbi ise, şimdi Allah doğunun ve batının Rabbidir diye ayet geçer hocam. Evet. Burada Allah doğunun ve batının Rabbidir derken buradaki Rab nedir hocam? Rab aynı kelime kullanılıyor. Hayır, yani Rahman suresinde iyi, iki doğunun iki batının Rabbi diye geçiyor. Yani mürebbi, başka yerde de Rabbul Meşarık diye çoğul kullanmış. Yani, var defalarca. Yani buradaki Rab mürebbidir. Eğitici değil mi hocam? Şimdi bakınız. Hayır, terbi kelimesi bize göre. Bakın şimdi benzetmeye bakın. Allah nasıl ki doğu ve batının Rabbi ise, o büyük insan da hem batılı Müslümanların hem doğulu Müslüman izdaşlarının öğrencilerinin mürebbiyesi, terbiye edenidir diyor. Bunun Kur'an'la ne alakası var? İslam'la ne alakası var? Allah'laşma değil mi hocam? Şirk değil mi hocam bu? Şirk mi hocam? Şirkin ta kendisi değil mi hocam? Mürebbi hocam, çocuğumuzu mürebbiye vermeyin. Yani Allah nasıl sıfatı, sakın mürebbiye Rab sıfatı, vermeyin. Rab sıfatı vermedi evet, orada ama evet, tabii orada evet, koku var ama. Hayır, koku yok hocam. Allah iki doğunu, Rab iki sıfatı vermedin. Semavi. Yerde de birisi terbiyecisi, mürebbiyesi, dadısı, yani lalası. Aynı. Dadı, lala, duydunuz mu ama kelimeleri? Allah'a benzetme olayı Kur'an'da. Ya, tamam, Kur'an'da şirk, ya bakın tamam, şimdi anlatayım. Teşbihte hata tamam, yok diyor. Yok, şey, ama anlatayım. Ya, benim taşlamak lazım. Ben Allah nasıl ki doğunun batının Rabbiyse, gömeceksiniz. O da doğu Müslümanların ve batı Müslümanların mürebbiyesi. Aynı şey hocam. O da Rab. Mürebbi demez miyiz kardeşim? Canım arkadaşım. Anlayan anlasın diye. Şirk bu, başka bir şey değil. Şimdi Allah der Kur'an-ı Kerim. Allah'tan başka Rabler mi var?
Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka Rableri tamam, tanımıyor. Mürebbiye lafını kaldıracağız Türkçe lügattan. Mürebbiye değil, sen Rab diyorsun. Hem de mürebbiye Allah diyorsun. Yazdım. Sen diyorsun Allah nasıl Rab ise o da doğuların, batıların Rabbidir diyorsun ya. Bu ne demek ya? Tamam. İlahlaştırıyorsun. Şimdi, büyün, tüye takıldık, şimdi başka Rab'lere geçemeyeceğiz. Yok, geçemeyeceğiz senin zamana. Buyur. Lütfen bırak da, zamana bırak da bölüf yapıyor kesinlikle çünkü zaman konusunda tökezlenecek. Buyur zamanı izah et. Ya, lütfen ya sabaha kadar tökezlenecek. İzah edemeyecek sanki bilmiyor. Kesinlikle programdan sonra geliyor. O konuda 15 dakika tanıştığını ve bilmediğini zannediyor. Palarada. Öyle diyor. Bir kez, 15 dakika tanıdığını söyledi. Dinle. Çünkü biz senle 6 gün asır ajansı oturduk. Çünkü kafa yapını biliyoruz. Konuştuk. Senin. Ha zamanı, 15 dakika diye kendi mi hocam? Buyur. Ama zamanla, var zamanla ilgili bir şey var. Unutkanlık hastalığı şimdi bakın zamanla ilgili bir şey var onu hemen okuyayım ben burada. 6 gün oturduk. Neyse. Şimdi bir telefon alalım da biraz bura ben zamanım diyor. Heyecan da zamanı diyor. Hayır. Buyurun efendim. O da yanlış. Biraz canlı lütfen. Alo. Efendim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Yüksek müsaadelerinizle Edip Bey'e bir soru sormak istiyorum. Evet, ben. Biraz daha canlı. Edip Bey'e bir soru sormak evet, istiyorum. Evet, doktor. Haldun Mergen. Buyurun efendim. Edip Bey. Edip Bey size. Evet, dinliyorum. Duyuyor musunuz beni? Tabii, tabii. Edip Bey, şu anda size ben maalesef Bey diyemeyeceğim. Edip diye hitap etmek istiyorum. Çok iyi, memnun oldum. Mesleğiniz herhalde felsefe. Evet. Hans Bey'in karşısında onun dalında olmadan bazı şeyler konuşuyorsunuz. Kusura bakmayın birazcık sinirleniyoruz. Biz burada televizyonda sizin hitaplarınızı da dinliyoruz. Size ilk önce şu soruyu söylemek istiyorum. Riemann uzayını biliyor musunuz? Efendim? Riemann uzayını biliyor musunuz? Levi Mahfuz mu? Riemann uzayı. Riemann uzayını biliyor musunuz? Ha. Alman yok bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Minkowski uzayını biliyor musunuz? Ne? Minkowski uzayını biliyor musunuz? Ne diyor? Görüyorsunuz. Minkowski uzayını buyurun. Biliyor musunuz? Evet, siz biliyorsunuz bunları. Buyurun. Ben biliyorum evet. Evet. Karşınızda duran Hans von Eyberg profesördü ve kuantum fizikçisidir. Onunla bence demagoji yapıyorsunuz ve zannediyorum aynı frekansta tartışmıyorsunuz. İlk önce onun söylemeye çalıştığı, anlatmaya çalıştığı sizin seviyenize inip de bazı şeyleri söylemeye çalıştığı olayları lütfen bir dinleyip anlamaya çalışın. İkincisi, onun bahsettiği olaylardan dediniz ki, efendim bunlar hürafedir, halkımızı yanlış değerlendiriyor. Siz halkı bu kadar aptal falan mı zannediyorsunuz? Peki size bir şey söyleyeyim. Sizin buyurun. Mesleğiniz nedir Sayın Doktor Haldun mu? Siz evet, hangi elektronik ve bilgisayar doktoruyum. Efendim? Doktoram var. Teorik fizik mi okudunuz? Elektronik ve bilgisayar doktoruyum. Elektronik ve bilgisayar. Peki benim evet. Burada ona ilk başta yaptığım eleştiriler vardı. Evet. Bu eleştirilerin hiçbirisine cevabınız var mı? Hangisine? Buyurun. Yok ben ilk başta ben efendim bu yanlıştır diye şey etmedim. Ben maddeler halinde eleştiriler yönettim. Yanlışlıkları şey ettim. Hangi yanlışlıkları ben orada... Demek ki dinlemediniz başında. Ben sizi çok iyi dinledim. Şimdi 5 sene önce okuduğunuz kitapları hatırlayamadan eleştiriler yönelttiniz. Yok ben okudum bu kitabın evet. 100 sayfasını okudum ve notlar aldım. 7 tane cilt var efendim orada. 7 cildin hepsini okuyun. Fizikten birazcık haberiniz olsun ondan sonra birazcık konuşun. Şimdi bazı kitapları... Bu doğru. Bir baştan sonra okumana gerek yok. O kitabın var, içinde var, var. Eğer bir fizik sayfasında 10 tane hata... Gerek yok asıl. Bir kitabın bir sayfasında 10 tane hata görüyorsan... Evet. Tümüyle tutarsızlıklar görüyorsan 100 sayfa kadar okursun ondan sonra vaktini boşa yok harcamazsın. Efendim, ve ben delilleriyle dedim şu... Kendinize mal etmeyin okumanın nasıl olacağını. Biz de biliyoruz okumak nedir. Biz evet. De çok kitap okuyoruz. Daha biz de gerekirse felsefe yazarız. 100 sayfasını okumakla bilhassa sabun bilimsel mu? Kitapların hele hele bu çok hassas noktada bilimle metafiziği bir araya bağlamaya çalışan böyle bir kitabı 100 sayfa okumakla anlayacağınızı zannediyorsanız çok büyük bir hataya düşüyorsunuz. Gayet tabii ben inanıyorum ki insanların önemli bir kısmı Batı'da da öyle, Hristiyanların arasında da bir sürü hurafelere inanan insanlar vardır. Hem de okumuşların arasından da çıkar. Elbette büyük tepki gösterirler. Fakat ben sizden rica ederim. Bu kitap bilimsellik iddiasında. Bir Kur'an'la ilgili şeylerini ben
kesinlikle eleştirmeye hakkım var. Çünkü ben hayatımın önemli bir bölümünü Kur'an üzerine araştırmaya vakfetmişimdir. Ben hiç vermedim. Efendim ben sizin ben Kur'an hiç yapmadım bu araştırmayı. Fakat bilimle ilgili konuları diyorsan ben az çok bilim okudum. Ne okudunuz efendim? Fakat felsefe dediğiniz olay mantıkta tutarlılıkla alakalı bir olaydır. Evet. Ben bu tutarsızlığı rahatlıkla görebiliyorum. Hiçbir delil olmadan bir yerden bir yere atıyor, yorum yapıyor. Peki ben size bir soru soracağım. Buyur canım. Sen buna cevap verin. Einstein... Haldun Bey biraz daha sesinizi alabilelim efendim. Alo. Lütfen yaklaştırın biraz. Alo. Efendim. Einstein ışık hızını değişmez olduğunu bulduğu zaman, siz bunu öğrendiğiniz zaman bir delil istediniz mi? Işık hızının değişmez olduğunu. Evet. Şimdi bilim şöyle çalışır. Bilim nasıl adamları çalışır? Dünyanın bilim dört adamları, bir yanında dinle. Bilim adamlarının bilim adamları bağımsız olarak kendi laboratuvarında objektif şartlar içerisinde olayı incelerler. Çeşitli konularda tartışırlar. Evet. Fakat sonunda hiçbir birbirleriyle alakası olmayan bilim adamları birbirlerini destekleyici aynı sonuçları alırlar. Evet. Bilimle Van Swan Heiberg de o sonuçların aynısını almıştır. Peki bundan sana haberiniz yok galiba. Ama hiçbir bilimsel bir bilim adamları laboratuvarda İnceleme yaparlar, araştırma yaparlar ve bunları... O da yapmıştır bu araştırma. Hiçbir araştırma, yaptığı hiçbir şey değil. Bu böyledir, bu böyledir diyor. Beni 15 dakika sevgili doktorum, 15 dakika çalıştırma hayatı ve şahit arkadaş. Dinle, hangi laboratuvar çalışması var kitaplarında o kadar bilimsel iddialar var. Hangi birisinde bir empirik delil veriyor? Hiçbirisinde yok. Ha şöyledir, bu böyledir, bu böyle olması lazım. Bu kelimeden bu kelimeye atlıyor. Kaç kitap, 100 sayfa okunmaya. 19 teorisini Kur'an'a uyguluyorsunuz. Bunu bir kitap halinde koydunuz. Hangi bilimsel delille koyuyorsunuz? İlk başta dediğim gibi maalesef bazı insanlar astrolojiyi işiterek astronomiyi aynı kefeye koyabiliyor. Numerolojiyi işiterek, manipülasyonları işiterek matematiksel buluşları da aynı kefeye. Ama ben hazırım. Ben sizden rica ederim. İnşallah bir ara matematiksel müziği Kur'an'ın 19 sistemini burada tartışalım. Efendim, arada 19, ama maalesef 19 sistemini siz ancak Tevbe suresinin son iki ayetini kaldırarak uydurabildiniz. Evet. Bu mudur sizin matematik uygunluğunuz? Peki sizin deliliniz ne? Tevbe suresinin son iki ayetini Kur'an'dan uyduğuna dair deliliniz ne sizin? İddianız sizin iddianız. Benim bir delilim yok. İddiayı eden siz. Peki benim delilim varsa? Nedir sizin deliliniz? Şu anda müsait mi bilmiyorum ama ben tartışmaya hazırım. Kur'an'ın değişmez olduğunu ve hiçbir zaman değişmeyeceğini, koruması altında olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiş Kur'an'ın içinde. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Peki, nasıl oluyor bu? Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyi o zaman iki dakika müsaade. Buyurun. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik ve onu mutlaka biz koruyacağız diye. Evet. Orada beş kere vurgu Kur'an'da orada Allah'adır. Allah koruyacaktır. Evet. Belki de bu kadar kısa ayet-i kerimede Allah'a bu kadar zamirlerle referans yapılması görülmemiştir Kur'an'da. Burada anlaşılıyor ki Kur'an'ın korunması senle benle bizim kağıtlara yazılara korunması değil. Bir bakıyoruz ki Kur'an'daki matematiksel sistem Kur'an'ın hakikaten kendi iç içe geçmesi sistemiyle müthiş bir şekilde korunmuştur. Bu korunma diğer kitaplardan çok farklı bir korunma. Kendi kendine korunma. Ve kitap kendi kendine tanıklık yapıyor. Sana bir örnek vereyim. Bir yüzük veriyorum size. Diyorum ki bu yüzük korunmuştur. Kesinlikle bu yüzük koruma altındadır. Evet. Ondan sonra sen çocuğuna veriyorsun, o da çocuğuna veriyor. Ondan sonra başkasının eline geçiyor. Bakılıyor ki yüzük korunmuştur diye üzerine yazı da var, garanti de var. Ondan sonra bir kuyumcuya götürüyor, kuyumcu inceliyor ki bir bakıyor ki bu yüzükte sarı fakat altın olmayan bir madde eklenmiş bir yerden. Bir sahtekarlık var. Ve kuyumcu diyor ki bu madde ondan değildir. Hatta bu yüzüğün bak dizaynı gösteriyor ki bu kesinlikle yabancı bir maddedir kimyasal olarak. Demek ki bu yüzük kendi kimyasal yapısıyla kendi kendine tanıktır ve korunmuştur. Bilim adamlarının, ilim adamlarının gözünde korunmuştur. İnsanlar yanlışlıkla o ekleme parçayı yüzüğün parçası saysalar bile. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Buyur canım. O sizin Tevbe suresinin son iki ayetini kaldırdığınız o ayetler var ya. Evet canım. Onlardan bir tanesinde Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de tek ayet olarak Hazreti Peygamber'e Rahman ve Rahim sıfatlarını uyguluyor. Evet canım. Siz bunlardan bir tanesini kaldırıyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz bunu değil mi? İşte aslında dikkatimizi çeken hususlardan birisi buydu. 19 sistemini incelerken biz isim kelimesi Kur'an'da 19 kere tekrarlanıyordu. Yani besmelenin 4 kelimesi.
Allah kelimesi 2698, Rahman kelimesi 57, bunlar hep 19'un katı. Rahim kelimesi 114 kere Allah için tekrarlanıyordu. Evet. Bir baktık, burada Tevbe'nin bu son ayetlerinden birisinde Rahim kelimesi Muhammed Peygamber için kullanılıyor. Evet. O zaman bunu dipnota düştük. Yani daha fark etmediğimiz zamanda. Hangi hakla düştünüz siz? Dipnota düştük. Dipnota dedi ki burada 114 yerde Rahim kelimesi Allah için kullanılır. Sadece burada Muhammed Peygamber için kullanılmıştır diye. Fakat daha on sonraki bilgiler, hatta bazı sayım yanlışlarımız vardı. Rahman kelimesini ne yaptınız orada? Efendim canım? Rahman kelimesini ne Rahman yok orada. Var, Rahman hayır, da hayır. Var, Rahim de var. Rahim var. Rahman 57 yerde sadece Allah için kullanılır. Orada sadece Rahim var. Neyse bu konu biraz uzun. Ben burada baktığınızı anlatmak istemiyorum. Ama ben bu konuda ızdırap çekmiş bir insanım. Ben Allah'ın ayetleri ise o ayetleri inkar etmenin ne kadar zor olduğunu bilirim. Fakat maalesef bugün gördüğüm insanlar, Müslümanım diyenler, Kur'an'a Kur'an'dan dolayı inanmıyorlar. Herkes inanıyor. Müslümanız elhamdülillah. Kur'an işte Allah'ın kelamı. Onun yanında ciltlerle hurafeler de gelirse eyvallah. Tabii rivayetler, Kur'an'da iddialar, iki fazla ayet var. Bir saniye. At i̇ddialar dışarı. Gelirse eyvallah. Kur'an'a olan sosyal bir baskının, işte geleneğin göreneğin bir taklidi görünüm. Ben bu ayet, bu Kur'an'ın matematiksel sistemini kendi başıma inceledikten sonra, kesinlikle tatmin olduktan sonra ve bunun Kur'an'ın matematiksel sistemi tarafından yabancı madde olarak gösterildikten sonra müthiş bir sıkıntı çektim kendi içimde. İki hafta boyunca... Valla biz de Edip'cim biz de, fakat çok, sonunda, biz de çok sıkıntı çekiyoruz. Valla Amerika'da sen kalsaydın daha az sıkıntı çekecektik. Neyse bu sıkıntı şimdi, düşünsel sıkıntı. Bana öyle geliyor alakalı. Çünkü tamam hocam... Haldun Bey. Bakmayın, kusura bakmayın. Haldun Bey. Böyle konuşmamdan dolayı Haldun Bey, size saygım sonsuz. Müsaade eder misiniz? Sağ olun, buyurun. Şimdi bakın, burada ikinizin tartışması haline tamam gelmesin. Siz söyleyeceklerinizi söylediniz, eleştirinizi yaptınız. Biz Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne ben de inananlardanım. Siz o sayıyı nasıl saydınız, nasıl ettiniz bilmiyorum onları. Ama onları siz kendi şeyinizde tutun. O sizin fikriniz. Siz sorularınızı devam ettirin. Evet. Çünkü başka bir mecraya hadise gidiyor. Çok uzun gidiyorsun. Evet. 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 Şimdi bir konu daha var burada. Ben zamanım diye başlıyor. Ben zamanım. Şimdi şöyle diyor. Ben yok oldum bende diyor. Çünkü siz artık gaybtan bir parça oluyorsunuz. Siz artık gaybtan bir parça oluyorsunuz. Sizin adınız gayb oluyor. Önce şunu anlıyorsunuz. Ben zamanda gezmiyorum. Zaman bende geziyor. Ben zamanım. Şimdi burada bir hadis geliyor aklımıza. Zamana küfretmeyin çünkü zaman Allah'tır. Yani zaman benim diye bir hadis geliyor aklımıza. Yani burada bu zikzak mensubu zaman oluyor. Dehirle şeyi karıştırdım. Karn buradaki zaman. Karn. Bu ayrı, dehir ayrı. Aman karıştırdım. Nasıl zaman oluyorsunuz peki? Yani affedersiniz, Türkçe'de iskemle sandalye fark etmiyor. Hangisi deseniz oluyor, tabii yönlerin. Ama ben Arapça, işte Arapçası da budur falan diye yazamam. Zamandır değil mi kelime? Zaman, zaman. Mecburum zaman demeye. Şimdi ben dehir dersem ne anlayacaksınız? Asır dersem? Ne farkı var bunların? Ya, vakit. Şimdi bakın zaman olunca ne oluyor? Arkadan ne geliyor şimdi zaman olunca insan? Allah Hazreti ayırmış Hızır, farklarını. Bilgiç başını sallıyor. Hazreti Hızır geliyor bu sefer. Bilgiç başını sallıyor. Bir süre ona hayran oluyorsunuz ama birden onu da istemiyorsunuz. Hazreti Hızır'a bu kadar saygısı olan bu ekol artık onu da istemiyor. Çünkü artık zaman oldu. Onu da istemiyor. Neden istemiyor? Çünkü burada tek yalnız siz olmalısınız diyor. Ondan sonra devam ediyor hocam. Resulullah o insanların en doyumsuzu beliriyor birden. Resulullah geliyor bu sefer. Ona hayransınız diyor, hayransınız. Ya giderse diye korkuyorsunuz ama birden o da gitsin istiyorsunuz. O da gitsin. Çünkü o size ancak ben de sizin gibi bir insanım diyor. Yani insan yanınızda insan olmayacak. O da gidecek. Hayır. Onu Kur'an'dan silelim. De ki ancak ben de herkes gibi beşerim. Allah dileseydi beni melek suretinde insan suretinde melek yaratır da siz bilmezdiniz. Burada aşmışız, gitmişiz. Tasavvuflar diye. Şey diyor biraz sonra. Yani evet. Şimdi yani peygamber de istemiyor. O yorumlar için. Şimdi bir tefekkür daha. Uzman olmanız lazım. Bakın bir tefekkür daha. Uzman olun. Ben, sen, o yok.
Ben, sen, o yok. Evet. Yok da yine de biri var. Bu gayb alemi ülkesinde. Kendi zaten gayb oldu. Hem hayır, zaman oldu. Hayır. Bu gayb ülkesinde. Gayb karanlık görmediğin orman. Hani diyor, dokunmasan da kapkaranlık nurlanacak olan. Şimdi efendim, bunların dinlen, Kur'an'la tamam, ne ilgisi var Sayın bu, Hocam? Bu olmuş mu yani şimdi? Yani bunların dinlen ne ilgisi var? Devam edin, devam edin. Dayanağı nedir edin bunun? Tamam, siz daha Allah. Gaybde erdim ben murada, biliyorum o burada. Ondan sonra bir şiir geliyor. Sessiz selamet. Ben cehennemde. Şey ısınırım az. Bu bir menkıbeyi anlatıyorum. Hocam, böyle çekip aradan çıkartırsanız, şurayı okuyun dersem her şey çıkar. Lütfen o sayfayı net alıp da okuyun. Gözyaşlarına dökülmüş bir sayfadır o. Şimdi ayrıca burada... Cennetse mübarek olsun. Miraç konusunda da diyorsunuz ki... Bunun cennetle cehennemle alakası yok. Miraç konusunda Sayın Ayberk şöyle söylüyor. Sayın Ayberk, zaman yolculuğu ile birlikte evren yolculuğu yaptığımız okurlar fark etmiş olmalıdır diyor. Zaten fark ediliyor. Ha, bu pardon, bakın, zaman bakın, bu hocam, fark ediliyor. Hocam, nasıl burayı okudu? Ben yazdım ama o okuduğu bölüm gene Hızır tezkiresi. Bakın şimdi gene getirdiniz. Bu böyle diyor, niye diyor? Ya geldi. Hocam, bu tezkiresinden nakiller yapıyorum diyor. Onları evet, bana... Hayır, onu belirsiniz. Hayır, burası benim. Bakın, burası benim. Şura benim. Öbür taraf Hızır tezkiresi. Biz Hızır tezkeresinden ne ilgimiz var? Nasıl ayıracağız bunu? Biz kitabı okuyoruz. Ne yazdınızsa okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Vallahi bu kitap zararlı size. Vallahi zararlı. Size inanın cehenneme götürür bu kitap. Bırakın siz şeyi okuyun. Kendi kitaplarınızı okuyun. Eğer bir kitabı... namaz hocası benden hediye olsun. Bir de uzaklı imbal verin size. Bu kitabı okur. Vallahi bakın hocam. Siz inanın ki cennet mekan sizin. Bu kitabı okur da inanırsak tabii ki cehenneme gideriz. Tabii yani. Tabii hocam. Yani, aman aman hocam. Vallahi bırakın. Allah aşkına çarpılırsınız. Evet. Bırakın. Cehennem bakın, atıcı yakalayınızda. Bunlar yine sizin sözleriniz. Bir kara kapı buluruz diyor. Oradan geçip çok kısa bir anda 1 milyon ömür boyu gidemeyeceğimiz alemlere bir anda ulaşırız. Kara delik, ak delik. Bu bilimsel bir vaka. Ama arkadaşın bilime ilgisi bu kadar. Onu sorarsın bu ne demek diye. Bir kara delik diye bir şey var. Babus Sema duydunuz mu? Kara, ya kara böyle delik... Böyle deve iğne deliğinden geçer de bir laf duydunuz mu? Siz geçen anlattınız. Aman boş ver dostum. Yani. Bunlar hiç bilim yani. Hiç ilgisi olmayan şeyler yani. Bilim yaramaz. Kur'an'daki sembolik anlatımı. Siz boş ver. Orada. Sen yap yapacağını. Kuminin dibinde sen yap yapacağını. Deve iğne deliğinden geçiyorum. Sen yap yapacağını. Sana bilim neyine ya? İnşallah sen cenneti al götür. Ya. Bu kadar mısın? Al cenneti götür cebine koy. Peki bu... Neyse şimdi ne oldu? Zaman olayı mı kaldı? Bir tek. Tekrar bir şey daha okuyayım ben buradan hocam. Hocam. Efendim. Şimdi bu kitapların hiçbirini okumayanlar, bir tanesini okuyanlar veya herhangi bir şekilde bu kitaplardan haberi olmayan kişiler var. Bunun şimdi bu kadar kısa bir zaman içinde neden tartışıyoruz? Biz burada başka şeyler duymaya geldik. Anladım. Neden? Başka şeyler siz konuşasınız istedik. Ben sizleri, konuşacağım. Ben size bunun gerekçesini anlattım. Yani bu kitabı okumadığımız için şu anda burada biz de bir söz sahibi olamıyoruz. Bundan efendim, sonra ancak okuyacağız bu kitabı. Bu anlarız veya bu tartışmanın yapılması lazım hanımefendi. Öyle mi? Evet. Peki. Bu tartışma yapılacak. Siz beni dinlemek için çok zaman bulacaksınız. Ben de sizi dinleyeceğim. Merak etmeyin. Peki. Bu tartışma yapılacak, bu sorular sorulacak, Hans bunlara cevap verecek. Ben bir sonuç çıkaracağım buradan, siz de çıkaracaksınız, halk da çıkaracak. Ama tartışacağız yani kapalı kapılar ardında olmaz bunlar. Şimdi kitabı çoğumuz bilmediğimiz için tartışılan şeyin ne olduğunu efendim, bilmiyoruz. Çok özür dilerim, ben onu bilemem. Yani ben size buraya şunu konuşacağım. Hayır, Hans Ayberk meselesi geldik konuşulacak diye bir haftadır hayır, biz yazıyoruz. Kitapları bilmeyerek geldik değil mi? Kitaplardan hiç haberimiz yok. Müsaade edin, her zaman beni dinliyorsunuz. Bu sefer de tabii, tabii. Katlanın artık. Zevkle, zevkle. Üç konumuz da bilmiyor ne okuyacaklar okuduklarını. Onlar da bilmiyor, merak şimdi, etmeyin. Bence de. Onlar da hocam, bilmiyor, merak burada, etmeyin. Vaka süresi. Bir dakika Ayberk. Vaka suresi 75-76. Ayetlerle ilgili bir açıklama var. Vaka suresi yıldızların yerlerine yemin ederim. Ha, mevakan mücu. Evet. Bilirseniz bu büyük bir yemindir. Evet. Şimdi efendim burada anlatılıyor. Bu süre indiğinde Resulullah Hazreti Ayşe hanımefendiden bir iplik istemiş. Ve ona 11 düğüm atmıştı. Bağdadi'nin de yaptığı buydu. 11 düğümlü ipi 7+4 gibi bir aralıkla ayıran Bağdadi'ye göre bunlardan 7'si 7 mesani, kör düğüm, diğerleri ise normal 4 düğümdür.
Şimdi bu konuda önce Ledünlü sırları, daha sonraki cildimizde de bunun çok önemli bilimsel yorumunu sunacak süper çekim teoreminin nasıl çözümlendiğini ilişkin şaşırtıcı bilgiler aktaracağız. Okumadan gülersin. Bu ne? Okuduk yani mu? Bunu nereye yerleştiriyorsun sayın hocam? Ledünlü sırları. Bu nereye? Oluyor yani. Hocam bunu nereye koyarsınız? Ben bir yere yerleştiremem. Şimdi bir telefon var, belki o bir yere bunu koyar. Buyursun efendim. Alo. Buyurun hanımefendi. İyi akşamlar Sayın Öztürk. Nasılsınız? Sağ olun. Buyur. Efendim ben bir şey söylemek istiyorum. Programınızı ilgiyle izliyorum. Kim? Kimle görüşüyoruz? Ben Kezban Hatemi'yim. Ha, sesiniz bende ne kadar benziyor dedim. Buyurun Kezban Hanım. Programınızı ilgiyle izliyorum. Evet. Gerçekten kalbim sıkışmaya başladı ve dayanamadım. Aslında biraz önceki konuşmacı gibi konunun dışında kalmaya çalıştım ama müsaade ederseniz bir iki şey söylemek istiyorum. Buyurun. İş iyice işler acısı bir komedi, trajikomedi bir hal aldı. İslam düşmanlarını halimize daha fazla güldürmek istemiyorsak bu programı lütfen kesin. Bu zat profesör de değil, Alman filan da değil, fon ibaresinin delalet ettiği gibi asalet ünvanı da yok. Tamam. Bu Sülünos ne kadar Almansa o kadar Alman bir vatandaşımız. Voltaire bildiğiniz gibi kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ne kutsal ne Roma ile ilgisi var ne de hatta imparatorluk demişti. Bu vatandaşımız da böyle. Sakalını sarıya boyayan her insan Alman mı olur? Bir kere onu bilelim. Bu zat-ı muhterem ne zaman Alman, ne profesör ne de von. Bu gibi sahtekarlıklara ilk defa rastlamıyoruz. 90 yıl kadar önce de sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Habil isimli bir vatandaş adını ters çevirerek Libah adlı Alman profesör olmuştu. Şimdi zararın neresinden dönersek kârdır. Bu zata selametle gitarına dön diyelim ve bu programa son verelim. Efendim, gerçekten İslam'a zarar veriyor. Tabii bu programa son vereceğiz. İşte bakın siz bunları söylediniz. Demek ki son vermemekle iyi etmişiz. Baştan da söyledim ben bunları. Bu 10 tane kitap var halkın elinde. Bakın biraz şimdi önce bu, burada... Şimdi bu saatin kimliğini birçok hukukçu arkadaşımız biliyor. Birçok efendim, hukukçu arkadaşımızın evinde kalmıştır bu arkadaşımız. Siz biliyorsunuz ama halk bilmiyor. İşte... Söyleyin sayın, o zaman. Sayın, bakın az önce yayıncı arkadaşımız 1,5... Ne kadar? 1,5 milyara yakın... o civarda bir satıştan söz ediliyor. Şimdi Sayın Öztürk... Bunlar siz, gelsin gündeme. Siz de çok iyi biliyorsunuz gibi... Bilim ve din karşı karşıya getirilmek isteniyor. Asla İslam... Bilim ve din karşı karşıya gelmez. Bilimin karşısına getirilemez. İslam bizatihi bilimle iç içedir. Ve biraz önce Sayın Edip Yüksel'in söylediği gibi... Astroloji başka bir şeydir. Astronomi başka bir şeydir. Bilim olan astronomidir. Bu hususta dikkatleri çekelim izleyicilerimize. Zaten kafaları karışık olan insanlarımızın iyice kafalarını karıştırmayalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Sayın Edip Yüksel'in de Tevbe suresinin son iki ayeti hakkındaki iddiasından vazgeçmesini rica ediyorum. Onun dışındaki bütün fikirlerini destekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok teşekkürler hanımefendi. Evet, şimdi görüyorsunuz, işte bunlar gündeme gelsin. Ve böyle düşünüyor. Şimdi halk bu kitapları, bunları camilerde, milletin ceplerinde. Bakın Kezban Hatemi Hanım böyle düşünüyor. Öbür hanımefendi başka türlü düşünüyor. Az önce katılanlar başka türlü düşünüyorlar. Halk nereden öğrenecek ne okuduğunu, niçin okuduğunu, bunlarla ortaya çıkacak. Hikmeti buymuş. Bizim böyle bir program yapmak gibi başta hiçbir niyetimiz yoktu. Fakat bence çok isabetli olmuş. Bir şeyler anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Halk buradan çıkaracağını çıkarır. Hatemi Hanım böyle düşündü, böyle söyledi. Siz de buradasınız. Ben yalnız tabii kendisine soramadım sevgili Değen Hocam. Ben avukatla ne yapmışım onu anlayamadım. Yanında mı kalmışım, ne olmuşum onu anlayamadım. Öyle bir laf geçti ama yani böyle müphem şeylere asıp geçmesinler. Hayır, siz isminizi bir defa
Onlardan yanlış sonra diyor. Bir avukat dedi değil mi? Yanlış mı duydum? Bir, yani bir şeyler asıp geçiyor. Avukat arkadaşlar kim avukat arkadaşlar söylensin arkadaşlar. Hocam o da söylensin. Gerekirse bir daha hanımefendiler telefon efendim etsin. Bakın söylediği şeyler ortada söylediği şeyler ne? Leke gibi kalıyor. Diyor ki ismi yanlış. Ünvanı yanlış. Tamam hepsi yanlış. Bilim adamı filan değil. Değilim bunları hocam. Söylüyor. Değilim hocam. Bakın sevgideğer söylüyor. Sevgideğer izleyiciler şunu bütün Türkiye'ye mesaj olarak vermeye çalışıyorum. Lütfen dikkat lütfen. Zarfımı okursunuz mektubumu. Biçime mi bakarsınız içime mi? Ben şarlatan da olsam, sahtekar da olsam, Mars'tan da gelsem, Kars'tan da gelsem eserinde kahramanını serenat yaptığı sevgilisine çok geç oldu artık gideyim dedirtir. Uzun süre kalmıştır balkonun altında. Ve sevgilisi ona diyor ki sevgilisi çok geç oldu git artık diyor. Onun cevabı çok beklemiş artık sabah olacak neredeyse. O kadar geç oldu ki artık erken sayılabilir diyor. Shakespeare bu. Evet. Bir kainat sırrını daha yakalamış. Evet. Bazen gecikme gibi görülen şey başlangıcın, yeninin ve tazenin ta kendisi olur. Işığa Çağrı programında da öyle. Geç saat en taze güzelliklerin başlangıcı olacak. Şimdi biz Hans Ayberg'i de konuşturacağız. Esas o konuşacak burada. Siz bir şey kalmıştı, bir şey anlatacağım diyordunuz. Sizden onu ama süratle ve kısa olarak alalım. Hocam bir gün cuma namazı için camiye gitmiştim. Vaaz veriliyor. Hoca bayağı yani küfür sayılan İslamiyet'te şeylerden küfür sayılan şeylerden bahsediyordu. Mesela Mevlana'dan bahsederken bu Mevlana'nın ne olursan ol yine gel demiş. Böyle Mevlana'nın Allah belasını versin dedi. Kameralar var çekiyorlar. İşte beni her zaman tutukluyorlar. Arkamdan konuşanlar varsa şimdi konuşsun yoksa bir daha konuşmasın, şerefsizlik yapmasın. Artı bunun üstüne bir sürü hakaretler camide başkalarına. Camide. Cuma namazında. Şimdi konuşsun deyince kalktım dedim ki bana İslamiyet'i anlat, cuma namazına geldim. Sen küfrediyorsun. Senin kıldırdığın cuma namazını kılmam dedim. Döndüm çıktım ve arkamda bir sürü çıkanları gördüm. Yeter. Bunun yorumuna, değerlendirmesine başka bir programda gireriz. Biz de Mevlana'dan bahsettik burada. Tamam, siz zaten bir cevap vermişsiniz. O cevap yerine oturmuş. Pardon hocam, burası ümitsizlerin dergahı değildir diyerek Mevlana kendi cevap vermiştir. Çünkü Allah'tan ümidini kesmiş, rahmetten ümidini kesmiş bir tek yaratık var. İblis, şeytan. Yani Mevlana insanoğlunu bile bile iblisleşmekten kurtarmak istiyor. Kurtarmaya çalışırken evet. Arkadaşlar onlar kimlerse iblislik yapmasınlar. Evet. Mukallitleri kandırırlar ama biz muhakkikleri kandıramazlar. Evet. Buyurun. İsmim Ülker Ayan. 10 yaşımda Kur'an öğrendim. 10 yaşında Kur'an'ı öğrendim. 40 sene Kur'an okudum hocam. Fakat sizin kitapları okuduktan sonra ben Kur'an okumuyormuşum. Bunu hissettim. Estağfurullah. Şimdi yani sizin herhalde Kur'an'ı biraz üfürme olarak daha çok yani okumakla üfürmek diye bir ayrım yapıyoruz biz. Evet. Kesinlikle ve İslam dünyası evet. Yüzyıllarca Kur'an'ı üfürdü dedik. Ben 3 yaşından beri Kur'an'la beraberim. 3 yaşında öğrendim babamdan. Hayatımın bir döneminde baktım ki ben de ki bir akademi gibi bir evde büyüdüm ben. Dedem, babam hep ilim sahibi insanlardı. Ona rağmen bir zaman geldi yine Kur'an'ın ilhamıyla baktım ki ben Kur'an'ı okumuyorum, üfürüyorum. Ve Kur'an okunacak kitaptır. İsmi zaten o anlamdadır.
üfürülecek kitap yaptık onu. Evet. Sizin şikayetiniz de aynı. Bu ortak evet, sıkıntımızdır. Evet. 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 Sonra aynı zamanda sizin kitaplarınızı, gerek meallerinizi çok kişilere alıyorum, hediye ediyorum, siparişte veriyorlar. Yalnız verdiğim kişilerin kafasında bir soru işareti var. Meali okudukları zaman ayetlerin bazı başlarında biz diye hitap ediyor. Ha, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de. Nahnu ve inna tabiri ifadesi var. Cenab-ı Hak kudreti ve saltanatıyla kainatın tedbiri, yönlendirilmesi, insanın yönlendirilmesinden bahsederken bazen biz tabirini kullanıyor. Kendisine bağlı planları, evet. O Arap dilinin de bir özelliği, yüce kudret kendisinin emrinde samimiyetle hizmet eden kişi ve planları kendisine izafe ederek şereflendirir. Kur'an'da Cenab-ı Hak da bunu yapıyor. Ama bunun ayrıca bir izahı var hocam. Astrofizik açısından. Yok yani şey bir evet, felsefi izahı zaten daha bundan var. Sonra hı-hı. Söz bu tarafın. Hı-hı. Evet. Estağfurullah. Söz hep Kur'an'ın. Biz onun sözcüsüyüz. Eyvallah. Hepimiz neferiz, evet. Askeriyiz. Şimdi Sevider Hanımefendi, Allah-u Teala evet. Hiçbir şey yaratmamışken, kendi var iken, zatıyla var iken, ben der. Çok az geçer. Allah'ta bencillik yok denecek kadar. Yani bencillik yok. Tek benlik olmasına yok. Rağmen. Tek olmasına rağmen. Bu yok. Evet. Fakat daha sonra melekleri yaratmıştır. Niye melekleri yaratmıştır? Melekler ışıktan hızlıdır. Işıktan hızlı olan sizden önce yaratılır. Bu adettir. Bu gelenektir. Böyledir. Kanun böyle. Doğa böyle. Yani iki kere iki niye dört? Böyle. Şimdi melekleri yaratıyor. Meleklerin yaratılışına ben diyor Allah-u Teala. Ben melekleri yarattım. Onlar onurlu kullardır vesaire. Sonra bundan daha yavaş olan ışık hızı var. Cinler, enerji, ışığın hızı. İş bu noktaya geldiğinde Allah diyor ki biz diyor cinleri yarattık. İnsanlardan önce cinleri yarattık. Evet. Şimdi şahit olarak Allah yeter. Amenna. O en başa koyduk onu. Fakat şimdi melekler de şahit cinlerin yaratıldığına. Cinler helak edilir. Yani eski halifeler, halef, selef denir ya, biri diğerine yerini bırakır. İnsana iş geldiğinde hem melekler hem cinler şahitler. Yeryüzünde yeni bir halife yaratılacak. İşte bir fesat mı yaratacaksın diye sorar hatta melekler. Bilirsiniz. Bakara suresi evet, 30. Evet. Ayet. Kan döken, bozgun evet, kan yapan. Döken, fısır, bozguncu. Bir halife mi yaratacaksın? Şey, varlık mı yaratacaksın? Varlık mı yaratacaksın derler. Dikkat edin, burada da insana Allah, melekleri, cinler şahit. Ama insandan sonra hiçbir şey yaratılmayacağı için insan biz kategorisinde değil. İnsan biz içinde değil. Yani insanın yaratılışına Rabbim, melekleri, cinleri şahit fakat İnsan şahit değil yaratıldığı. Çünkü daha ötesi yok. Ötesi yok. Biz en zoruz, maddeyiz. Ne ışık gibi hızlı gideriz, ne melek gibi Allah'a yakın, mukerrabun, orada saf tutmuş, tesbih eden. Ve hiç kötülük üretmeyen bir varlık değiliz. Evet, yani hayvanlar ve bitkiler gibi de masum da değiliz. Hazreti Adem gibi safiyullah da değiliz. Biz neyiz? Biz bir fitneyiz. Yani fitne imtihan demek. Kötü bir kelime değil. Fitne, fücur falan demek değil bu. Öyle gelmiş gidiyor. Bir fitneyiz biz. İyisiyle, kötüsüyle biz imtihandayız. Allah-u Teala cinleri, melekleri ve kendisi bizim, biz derken beğendiğim, benim yaratıldığıma bizler olarak şahit. Ene ve nahnu ve inna. Veya inna. Evet. Nahnu. Bu çok önemli. Yani Allah-u Teala'nın bizi yarattığına üç şahit var. Kendi yeter de. Ama Allah-u Teala hakimdir, hakemdir, hukuk sahibidir, el-haktır. Dolayısıyla savcısız, avukatsız, şahitsiz iş yapmaz. Çünkü el-adildir, adalet sahibidir Allah. Başka da bir şey yakışmaz Allah'a zaten.
bunların dışında. Veya en azından yani bize bu vakte ders yani. Vermek evet. için yapıyor bunu. Evet. Peki buradan şu bir geçişi yap bakalım. Yani insan evren münasebeti, Kur'an-ı Kerim büyük evren, küçük evren, makro, mikro. Evet, öyle hatta işte. Midi evren, arkadaşım da söyledi, ikisi arasındakiler diye. Herhalde. Makro mikro olunca midisi de olacak. Olacak bir orta evren de var, evet. Peki, Kur'an'da ben müsaade ederseniz ortaya bir tahrik edici bir konu atayım. Tahrik edici, harekete geçireceğim. O demek, tabii, evet. tabii. Evet. Provoke edici manasında. Yani sorum aktivite daha var. Kavram kargaşası. Tabii var var maalesef. Onun için illaki bir ukalalık yapmak zorunda kalıyorum. Maalesef. Evet. Estağfurullah. Şimdi